O kadar heyecanlı ki yarın doğum günü arkadaşları gelecek diye. Zavallım bir de soruyor, hala annem gelir mi yarın diye. Sanki annesi varmış gibi. Aslı'nın bir annesi var ya zaten abla. Yapma ya. Nerede? Sen hapisteyken biz kendisini göremedik de pek. Tamam. Tamam, kızgınsın Nari'ne, anlıyorum bunu da. Yani bu yaşananlarda benim de suçum var, biliyorsun bunu. Ha, inanamıyorum ya, sen hala aynı şeyi söylüyorsun ya. Oğlum sen saf mısın? Ha? Sen niye hapse girdin? Düşündün mü? Ya abla lütfen şöyle şeyler söyleme ya. O benim çocuğumun annesi. Ayrıca beni seviyordu. Ne bileyim, belki de Aslan'la bir başına kalınca başa çıkamadı demek. Tamam hadi sus. Sus, elimden bir kaza çıkacak şimdi. Bak bu konuyu kapatıyorum ama sen de anla. Senin karın sen hapisteyken seni ve çocuğunu terk edip İstanbul'a kaçtı. Arada bir kendini hatırlatsan mı diyorum. Daha uyumadı mı aslanım? Uyudu baba. Deniz'i de çağırdım. Yarın doğum gününden sonra sizlerle konuşacağım. Söyledin ya baba, duydum. Duymayana söylüyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Sana da. Seran'ın oradayım Zeynep. Seni bekliyorum. Ali. Benim Sera'da bir iki işim var, onları halledeceğim. Sen de arada çık Aslan'a bak. Bu ara geceleri uyanıyor. Tamam, onu merak et. Ütümü kopardın Engin, ne yapıyorsun? Çok özledim, ne yapıyorum? Özledin ha? Nasıl girdin içeri? Kimse görmedi değil mi seni? Görmedi. Kim görecekse görsün be Zeyno. Engin. Ne var, öylesi daha kolay olmaz mı zaten? Yok Engin, senle bensek mevzu kolay bir yolu yok. Çok isterdim ama yok. Yok yok, senin adın gibisi de yok zaten. Zeyno, bütün gün babanı bekledim. Ben de. Bir insan bu kadar özenir mi ya? Halimize bak Engin ya. Liseli ergenler gibi olduk. Deme be şöyle. Burada böylece ömrümün sonuna kadar durmak istiyorum Zeyno. Tamam, hemen romantik konuşmalara başlama. Gelme diyorum sana. Yanlış yapıyoruz diyorum. 40 kere gelme diyorum, yine geliyorsun. Ne yapayım? Öleyim mi? Öl. Tövbe estağfurullah, çoluğun çocuğun var. Konu illa buraya gelecek yani. Nereye gelecek Engin? Ha? Nereye gelecek? Aloe vera'nın faydalarından mı bahsedeyim yoksa seracılık faaliyetlerimizden mi? Ey Allah'ım ya. Seracılık faaliyetleri diyor ya. Ha bak Zeyno. Hı. Bu Kefken ailesi sizin burayla ilgili bir şeyler konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlar? Galip abinin borcu varmış falan. Ne alakası var ya, ne borcu? Ne bileyim kızım işte. Millete laf olsun. Zaten senin Ateş Akça gibi enişten, Deniz gibi kardeşin varken bana pek mümkün gelmedi ama. Ne alaka Deniz ya? Zaten Deniz annemin borcunu ödedikten sonra babam ölse ondan bir kuruş almaz. Gururuna yediremez. Bırak Deniz'i, benden bile almıyor. Ben bir araştırırım istersen. Yani bizim elimiz kolumuz uzun, biliyorsun Zeyno. Senin için elimi her taşın altına sokarım. Ben senin elini kolunu kesmeden, şu silahını da bir tarafına ateşlemeden... Hadi Engin'cim git, karakola mı gidiyorsun, evine mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan, soğuk oluyor geceleri buraları, hadi. Ya Zeyno. Zeyno deme bana, Zeynep benim adım. Zeyno demeyeceksin. Hadi. Sağına soluna bakmadan çıkma. Ha.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.